Merhaba arkadaşlar, İt Masası'nın ikinci sezonuyla yeniden karşınızdayız. Bildiğiniz üzere döneme yoğun bir gündemle başladık. Gerek sınıf yetersizlikleri olsun, gerek kalabalık sınıflar olsun. Geçtiğimiz sezon biz bunu öngörmüştük aslında, değil mi Gökçe? Evet, geçtiğimiz sezonun son bölümünde bu işletme fakültesinin kapatılacağı dedikodusunu paylaşmıştık. Dediğimiz oldu, fakülte kapatıldı. Oradaki öğrencilerin de maslağa geçmesi durumu oluştu. Ama anlaşılan o ki bizim söylediklerimiz dikkate alınmamış ve bu konuda hiçbir tedbir alınmamış durumda. Geçtiğimiz sezon konuştuklarımızı hemen bir kısaca izleyelim isterseniz. Peki diyelim dekanlık aramaya geçti. Bir de bunun öğrencileri var. Neredeyse 1000 küsur kişi var sanırsam. Bu öğrenciler derslerini nerede görecek? Diğer fakültelerde mi alacaklar? Ne yapılır sence bu? Ya asıl soru işareti orada başlıyor zaten. Zaten sıkıntı var İTÜ'nün içinde. Hani ders açılırken sınıf yetmiyor diyorlar. İşte bazı dersler açılamıyor. Yüksek kontenjan sorunu var. Tüm bunlarla birlikte koskocaman bir fakülte binasının kapatılıp bu tarafa gelmesi var. Ve bir bina inşaatı yok. Fakülte inşaatı yok. Demek oluyor ki bu diğer fakültelere dağıtılacak dersler. Dersler diğer fakültelere dağıtılacaksa daha da büyük bir yoğunluk olacak. Nasıl dersler açılacak, hangi dersler açılamayacak onu da Eylül ayında seyrediyor olacak. Ayazağa kampüsüne işletme fakültesinin taşınmasıyla ve yeni öğrencilerin gelmesiyle kampüs içerisinde kişi sayısında çok ciddi bir artış olmuş oldu. Bildiğim kadarıyla bu konuda sana da bir sürü geri bildirim ve fotoğraf geldi Gökçe. Biraz bunlara değinir misin? Evet, aslında bayağı sorun oldu kampüsün içinde. Birkaç tanesini örnek olarak özellikle paylaşmak istiyorum. En önemlisi şu ayakta ders işleme mevzu. Çok fazla sınıf, kontenjanının çok üzerinde öğrenci kaydı olduğu için öğrenciler ayakta ders işlemek zorunda kalıyorlar. Sınıflar adeta bir metrobüs gibi şu anda. İTÜ'ye hiç yakışmayan görüntüler var. Mesela bir tane örnek vermek istiyorum. Bir ekonomi sınıfında sınıf 100 kapasiteli bir sınıf. 125 kişilik kontenjan açmışlar ama yazılan öğrenci sayısı 243. Ben de o yani, sınıftayım. Evet, 2,5 katı kadar öğrenci var içeride ve ders işlenme ihtimali yok. Hani böyle bir eğitim sistemi yok. Böyle burası İTÜ. Buranın İTÜ olduğunu farkında olan bir yönetim yok. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum. İptal edilen sınıflar var. Birçok hoca Ninova'ya duyuru şeklinde paylaşıyor. Bize sınıf atanmadığı için bu hafta ders yapılamıyor. İkinci hafta yine aynı şekilde. Bu da çok önemli bir sıkıntı. Bir başka sorun da bazı hocalarda değişik bir çözüm bulmuşlar. Farklı dersleri aynı sınıfta birleştirerek yapıyorlar. Mesela teknik resim benzeri dersler için duydum. İki farklı kodlu ders. Birbirinin yerine sayılmıyor bu dersler. Ama hoca ne yapıyor? İki grup öğrenciyi de aynı sınıfa dolduruyor. Aslında aynı dersi işliyor farklı ders planları olmasına rağmen. Bu şekilde de bir çözüm buluyorlar. Ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum tabii. Sen neler yaşadın bu dönem? Sen derse de gidiyorsun çünkü aktif olarak. Ya benim şu anlık en kalabalık sınıflarımdan birinde hocanın artık şakayla karışık bu kadar öğrenciyle ders işlenmez. Haftaya kendi aranızda anlaşın, yarınız gelsin şeklinde böyle espriler yapıyorlar hani. Ama ne kadar espridir orası da belli olmuyor. Bir şekilde gerçek olmak zorunda. Hani siz anlaşmasanız bile bir kısım gelmemek zorunda ki ders işlenmeye devam etsin gerçekten. Bu arada ilginç bir detaya da değinmek istiyorum. Bu konuyla ilgili araştırmalar yaparken İTÜ'nün aday öğrenciler için hazırladığı kitapçıkta bir fotoğrafta yine öğrenciler ayakta ders işliyordu. Bu herhalde bu sene için hazırlıklı olun anlamına mı geliyordu bilemiyorum. Sence bu ne anlama geliyor olabilir Gökçe? Rektörlük demek ki tahmin ediyordu. Gelen öğrencilere çok fazla bir vaat vermek istemedi. En azından dürüstler. Gökçe, birkaç WhatsApp grubunda da öğrencilerin bu kontenjanlarla ilgili, kalabalıkla ilgili YÖK'e yürüme kararları olduğunu gördüm ve duydum. Sence bu gerçekleştirilebilir mi? Yani şöyle söyleyeyim, ben kişisel fikrimi söyleyeyim bu durumda. Artık 2019 yılındayız. Bir yere yürümek, bir yere bir şekilde pankart açmak ya da imza toplamak günümüzde çok işe yarayan bir yöntem değil. O yüzden yapılsa bile çok bir çözüm olacağını düşünmüyorum açıkçası. 2019 yılındaki çözümler biraz daha proje bazlı olabilir, kamuoyu oluşturma olabilir. Bu çektiğimiz video bile aslında kamuoyu oluşturmak için etkili bir yöntem oluyor. Daha modern yöntemlerle savaşabiliriz bu durumla bence. Bunu zaten konuştuğumuz diğer videolarda da bence biraz göstermiş olduk yarın. Evet, evet, bir sürü videomuz ne kadar etki gösterdiğini herkes gördü. Yürümektense bu videoyu daha çok duyurmak çok daha etkili olacaktır. O zaman yeri gelmişken bu konuyla ilgili neler yapılabilir, ne önerilerde bulunabilir? Bir bunları da değinmek ister misin? Evet, aslında hani nasıl çözebiliriz mevzuyu, konuyu konuşmaktan, sorunu konuşmaktan daha önemli. Peki ne yapılabilir? En öncelikle şunu söyleyebiliriz zaten. Büyük bir amfileri olan, büyük amfileri olan bir bina yapılması şart. Bunda hepimiz hemfikiriz, bütün öğrenciler hemfikir. Neden? Çünkü yeni med binası yeni olsa bile
çok kalabalık sınıf kontenjanları kaldıracak durumda değil. Yani hiç 300-400 kişilik bir amfisi yok mesela. Ama yurt dışı üniversitelerde de gördüğümüz bir durum var. Genelde ortak dersler, havuz dersleri dediğimiz bu dersler çok büyük amfilerde veriliyor. 300 kişilik, 400 kişilik amfilerde fiz 101, mat 101 derslerini verebilirsek bu sorunun büyük oranda önüne geçmiş oluruz. Hem hocalar da rahatlamış olurlar. Çünkü gelecek yıllarda kontenjan daha da artacak. Bu sefer hoca da yetmiyor diye şikayet edeceğiz. Bir hoca atayarak 400 kişilik bir sınıfı, tabii bu bölüm derslerinde yapılamaz ama en azından ortak derslerde yapılabilir. Ama onun dışında kısa vadeli çözümlere değinmek istiyorum ben. Yani bina yapılana kadar ne yapacağız? Bu şekilde gitmiyor çünkü bu. Sonuçta iki günde olacak bir olay değil. Evet, aynen öyle. Bununla ilgili birkaç baktım başka üniversitelere vesaire. Mesela örneğin Türkiye'deki birçok üniversitede ata dersi, Türkçe dersleri gibi dersleri uzaktan eğitimle vererek hallediyorlar. Bunun için sınıf açmıyorlar. Bizde de böyle bir yöntem uygulanabilir. Sadece ata ve Türkçe derslerinin kaldırılıp online'a alınması kampüsü ne kadar rahatlatacak sen düşün yani. Başka bir öneri daha şöyle bir şey olabilir. Dersi tekrar alan öğrenciler eğer bir önceki derste VF ile kalmamışsa, yani derse giderek kalmışsa tekrardan dersi almak zorunda olmadan sadece muafiyet sınavına girerek ya da sadece final sınavına girerek dersi alma yoluna gidilebilir. Muafiyet sınavı bu sene geldi biliyorsun. Evet. Ama sadece yeni öğrencilere geldi. O da herhalde şimdiden bir önlem gibi mi yapmaya çalıştılar? Bizi düşündüğümüz onlar da düşündüler. Sadece bir deneme dönemiydi. İkinciden böyle bir çalışmayla karşılaşabiliriz. Bir başka önerim de şu danışmanlık dersi mevzu. Şunu artık mesai de saati dışına kaydırarak, şöyle 5.30-7.30'a falan kaydırarak en azından o aralığı da kampüste ders açarak değerlendirerek en azından kısa vadede bir çözüm sağlanabilir. Ne kadar gerçekleştiğine de açıkçası inanmıyorum. Ben hani gitmeden aile verdim odan 101 dersini. Ya bu dönemki programa da baktım ben. İşte SDKM'de bir grup açılmış. MED'in önünde toplanılarak ders yapılacağı iddia edilen falan haftalar var. Hani çok gerekli bir şey içeriği olan bir derse benzemiyor. Hadi yapılsın. Belki işte zorunlu tutuluyor bunun yapılması. ABET akreditasyonları vesaire. Ama en azından şöyle 5.30-7.30'a kaydırabilirsek kampüsü biraz daha rahatlatacağız diye düşünüyorum. Gökçe, bildiğim kadarıyla Yıldız Teknik'te de 5.30-7.30 dersleri var. Hani danışmanlık için önerdiğin şekilde. Başka bir derslerde konulabilir belki. Hani bu da en azından bir çözüm olur. Neden olmasın? Aynen. Diğer dersleri de 5.30-7.30. Haftanın 5 günü 5.30-7.30'u kullanmak da nereden baksan %15-20 ders sayısının azaltılması demek. Bayağı rahatlatır bence de. Yani çözüm bulunmak istenince çözüm bulunuyor. Şurada hani 3-4 dakikalık bir videoda bile kaç tane çözüm önerisiyle hepsi %10-15 rahatlatsa zaten ikinci dönem sorun kalmamış olur. Umarız geçen dönem gibi yapmazlar. Bizi takip etmişlerdir ve önerilerimizi dikkate alırlar. Bu dönem artık geçti ama ikinci dönemde daha düzgün ders programları hazırlayarak öğrencileri mağdur etmezler diyerek bu videoyu tamamlayabiliriz.